Bodrum'da öldürülen Kumsal Beach Kulübü'nün işletmecisi Ali Özdemir cinayetiyle ilgili gözaltına alınıp emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye çıkarılan zanlılardan Mustafa Ö ile kayınpederi Arif S. tutuklanırken eşi Tuğba Ö, baldızı Kübra S., kayınvalidesi F.S. evlerinde hizmetli olarak çalışan temizlikçi kadınla ismi öğrenilemeyen bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye getirilen zanlılardan Mustafa Ö'nün nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde polisteki ifadesini tekrarlayarak Ali Özdemir ve eşi arasındaki ilişkiyi öğrendiği için tartıştıklarını ve aralarında başlayan kavga sırasında eline geçirdiği Özdemir'e ait silahın ateş alması sonucu Özdemir'i öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ali Özdemir'le kardeş kadar yakın olduklarını ve öldürmeyi aklından bile geçirmediğini söylediği öğrenilen Mustafa Öğün'ün olayın şokunu yaşadım. Daha sonra kayınpederimden yardım istedim. Öldürmek aklımın ucundan geçmedi. Sadece Ali ile yollarımı ayıracaktım. Eşimden de boşanacaktım ama bunu sormak benim hakkımdı. Kavganın buraya varacağını düşünmedim. Değmezdi. Çok üzgünüm dediği öğrenildi eşinin yaklaşık 3 yıldır Ali Özdemir'le aşk yaşadığını öne sürerken karısı Tuğba Ö'den boşanmak için Aralık ayında mahkemeye başvurdu. Ancak büyüklerinin telkiniyle vazgeçtiğini belirten Mustafa Ö, artık eşim Tuğba Ö ile yaşayamayacağımı anlamıştım. Sadece çocuğumun geleceğini düşünüyordum. Dedikodular aşırı derecede artmış, üzerine de ikisini yakalayınca deliye dönmüş, şuursuz biçimde hareket ediyordum. Olay günü ne yaptığımı bilmiyorum sadece Ali ile konuşup hem Tuğba'yı hem de Ali'yi hayatımdan çıkartmak istediğimi söyleyecektim. Olaylar bu hale geldi dedi. Mustafa Öğün'ün eşi Tuğba Öğ'ye suçunu itiraf etmeden birkaç gün önce hayatım boyunca sana bundan sonra bir şarkı söyleyeceğim. O da Başım Belada şarkısı olacak. Bunu son günlerinde çok dinledim. Sen de bunu hep dinle. Hayatın boyunca dinle dediği öğrenildi. Kayınpeder Arif S. ise olaydan bir gün önce damadının kendisine ben bu ilişkiyi öğrendim, eşimi seviyordum, ona zarar vermek istemiyorum. Bu nedenle Ali'yi öldüreceğim dediğini ve silahı gösterdiğini söyledi. Arif S. ben de Mustafa Ö.ye hayır yapma ve çözüm ve çare değil dedim. Ancak olaydan sonra beni aradı, eve çağırdı ve yardım et dedi. Yardımcı olmamı istedi. Ben sadece ormana kadar onunla gittim. Sonra da neden bunu yaptın diye pişman oldum. Adalet yerini bulacak dediği öğrenildi. Mustafa Öğün'ün eşi Tuğba Öğün'ün ise ifadesinde ben eşimi çok seviyordum. Ali bana sadece bazı konularda yardımcı oluyordu. Benim cinayetten haberim Mustafa savcılığa gidip teslim olunca oldu. Şok oldum, büyük üzüntü yaşadım. Kocamın bunu yapacağı aklıma gelmezdi. Çünkü eşim son derece uysal, nazik, kibar ve insancıl bir yaratılışa sahip olanlardan çok üzgünüm dediği öğrenildi.